Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Tevfikini refik eylesin. Rızası dairesini hareket ettirsin. Razı olmadığı şeyleri bize nasip etmesin Cenab-ı Hak. Kalbimize bir tiksinti versin inşallah. Tekrar gecemiz mübarek olsun arkadaşlar. Bugün layık okuyacağım. Arzu eden, müsait olan, başka sebebi olmayan, derslere gidiyor ya benim derste bu çatışıyor ama girme. Derslere git, girme. Okuma iştahın varsa kitap oku, video dinleme. Derse gitme imkanın varsa derse git, video canlı yayına girme. Asılları elimize geçmezse, mesela koronada işimize yaramıştı bu canlı yayın. Canlı yayın bu video yapmak, video servis etmek nereden çıktı diye çok şiddetli enaniyetle vesaireyle bize itham edenler beni 10 defa salladılar korona zamanında. Belki ben haftada 2-3 tane ders yaparken her gün birkaç tane ders yapıyorlardı. Kardeşler sağ olsunlar, elhamdülillah çok şükür ve çok memnun oluyordum. Demek ki ihtiyaçmış. Şu cümleyi de söyleyeyim, dersime başlayayım. Yukarıdan bir heyelan geliyor. Dağ kaymış iniyor. Ona küfür etmek, durdurmaya çalışmak, hakaret etmek, nereden geldin olur mu ya falan uğraşacağına ona yön ver. Zaten bir sel geliyor. Karşısına duramaz. Yani bu dersler artık herkese, her fıtrata öyle bir ortam olmuş ki şerrin içinde Allah hayrı da halk etti. Herkes her dersi fıtratına uygun görsün. Eski de öyle değildi. Cumartesi dersi hangi bölgeye gidiyorsan öteki bölgeye gidemezdin. Şimdi bu korona vasıtasıyla kimsenin de çıkamadı. Parmağının şeyine şöyle bir mouse'ta tıklıyor falan dersi. Ya bu tevhid beni değil. Haşir. Bakıyor haşir burada. Yok ben laika, ben içtimai sosyoloji istiyorum. Münazarat. Sosyoloji dersi istiyorsan münazarat. Düşünmek istiyorsan yöntem, yani usul, unsur, muhakemat. Gelecekle alakalı merak ediyorsan sikey tasli gaybi. Dış dünyayı, yani bizim haricimizdeki yapma şimdi o olacak. Deme, git gitme, söyle söylemeyi. Kastamonu layıkası. İçsel duygu ve fikirlerin çatışmasını oturtmak adına emirdar layıkasını. İdealist dava adamının ruhunu inşa etme adına malzeme deposu barla. Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun, Musa dedi, Firavun dedi. İman küfür mücadelesi, tarihçe-i hayat okuyacaksın. Şimdi bugün Kastamonu'dan 117. sayfadan okuyacağım. Okumadan önce bir yöntemi psikolojide kullanmak istiyorum. Biz Risale'de okuduk ki Kur'an'ın ana gayesi 4'tür. 4'ü de aynı olduğuna göre Kur'an'ın ana gayesi neyse insanın da ana gayesi odur. Niye? A eşittir B ise, B eşittir de C ise, A eşittir C'dir. Şu dördü aynıdır. Kainat, usta söylüyor. İnsan, İslamiyet, Kur'an. Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. İnsana, Kainat-ı Sura, Kur'an-ı Sura diyor. İslamiyet, bu dördü aynıdır. Yöntem olarak gidiyoruz. Yöntemi çok seviyor. Şimdi Kur'an hakkında söylenen şey, bir tamamıyla insan için söylenmişti. Kur'an'ın ana gayesi nedir? Bunu kaçırmayın ama. Muhakematın başından 17. sayfadan 20. sayfasına kadar olan yerden ama Risale-i Nur'un çeşitli yerlerinde bu mevcut. Bu söyleyeceğim. Kur'an'ın ana gayesi nedir İbrahim? Tevhid. Haşir. Haşir. Adalet. Adalet. Nübüvvet mi? Nübüvvet. O zaman sırayla git. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusuli. Yani tevhid, nübüvvet, sonra haşir, adalet. Kur'an'ın ana teması bu mu? İnsanın da mutlu olabilmesi için, psikoloji sıkıntısından çıkabilmesi için şu dört yöntemi takip etmesi lazım. Uygulayalım, monta edelim. Nereden geldim? Kendini tanımak. O birincisi tevhid. İspat-ı saniye Kur'an'ın gayesi benim. Tevhid, peygamber, ahiretin bir de adalet. Bu dört tane ya. Tevhid yerine insanı koyuyorum. Kendini tanımak. Tevhid. Usta diyor ya, nereden geldim, nereye gidiyorum, neredeyim, neciyim? Bu yöntemi, yani buraya koyduğum zaman birincisi kendini tanımak. İkincisi nübüvvet adına tanıdığın, sen kendini tanıdın. Bu tanımaya uygun malzemelere eylem yapmak. Yani ona uygun malzeme ve eylem toplamak ve yaşamak. Nübüvvet bu. Haşir ise
dünyevi hadiseleri, ailevi olur, psikolojik olur, cemaati mesele olur, ahiretle dünyayı yorumlamak. Çünkü Kur'an ve Risale-i Nur sema ve arzı hiç ayrı kullanmazlar. Semavat ve arz. Sema ve arz, sema ve arz. Kullandığı gibi. Yani ahiretle. Dünyadaki hadiseleri ve olayları ahiretsiz hiç şey yapmıyor, ihmal etmiyor. Mesela örnek vereyim. Bu konuya geçeceğim onun için. Bir, dünyadaki fert diyelim, adalet. 30. lemada fert, kuddüs, hay, kayyum hepsinde. Ama en bariz fert isminde ve adalet isminde, kudüs isminde hepsinde şeyi ispat ederken, ispat-ı sani yaparken o esma ile, fert ismiyle Allah ispat ederken Peygamber aleyhissalatü vesselamın da peygamberliğini ispat ediyor ve ahirete dayandırıyor. Mesela adalet. Adaleti anlatırken ahiretle buraya baktırıyor, adalet oluyor. Eğer ahiret bakışıyla dünyaya bakmasan ölümler zulümdür. Topal olmak zulüm gibi gözüküyor. Kör olmak, bu kadar hastalar var, bu kadar savaşlar var, niye Cenab-ı Hak bir şey demiyor gibi soruları dünyanın içerisindeki hadiseler bunu izah edemez. Bunları ahiretle yorumluyor. Adalet. Adalet nedir? 17. sayfa işaret edeceğiz. Çeşitli yerler. Adaletin içi nedir? Adaletin içi. Hak sahibine hakkını vermek. O lügat. Şecaat var. Şecaat var. İffet var. Hikmet var. Bu ruhun burada yaşayabilmesi için 3 kuvve lazım. Yani izah etmiyorum, külliyata dolaşıyorum. Hep bilen insanlarsınız. Bu ruhun bu dünyada yaşayabilmesi için kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabi, kuvve-i akliye. Kuvve-i şeviyenin vasatı nedir? İffet. Kuvve-i gadabiyenin vasatı nedir? Şecaat. Kuvve-i akliyenin vasatı nedir? Hikmet. İfratlarını söyleyebilir misiniz? Kuvve-i şeviyenin ifratı? Fucur. Tefriti? Humut. Kuvve-i gadabiyenin ifratı? Kuvve-i gadabiyenin ifratı? Tehevür. Maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmamak. Tefriti nedir? Maddi ve manevi her şeyden korkmak ama lugat tabiri neydi? Kuvve-i gadabiyenin tefriti. Cebanet. Kuvve-i akliyenin ifratı? Cerbeze. Tefriti? Kabavet. Üçün ortası nedir? İffet, şeciat, hikmet. Pekmez, tayin, Nasrettin Hoca'yı karıştırırsan üçü adalet oluyor. Adalet deyince böyle hak sahibinin hakkını vermek o lügat, o öyle değil. İffet, şeciat, hikmet. İffet, hikmet, şeciat. Ne dersen? Üçünün hulasasına adalet. Şimdi bak. Aynı psikolojiyi kullanıyorum ben bunu. Bir insan bu dünyada rahat edebilebilmesi için bir kendisini tanıması lazım. İspat-ı saniyene kendimi koydum. İki, tanımak adına bu tanıdıkça kendine yatırım yapmak. Kendini tanımaya göre işte bunları içeriye sokmak ve ona uygun çalışmak. Nübüvvetin yerini oldu. Bir, kendini tanımak. Kendini tanımak adına kendine yatırım yapmak. Üç, ahiret yerine dünyevi olaylar, hadiseleri ahiretin nazarıyla yorum ispat etmek, bakmak, onaylamak. Hani diyor ya 168 işaret edeceğiz da. Allah canibinden kudretin azameti altında bakın diyor. Ahiretle olayları izah etmek. 4. İspat-ı sani, nübüvvet, haşir, adaleti zaten söyledi. Adalet nedir? İffetli olmak, şecaatli olmak, hikmet sahibi olmak. İşte psikolojinin ana teması bu. Böyle insan rahat eder. Bir, kendini tanıdıkça kendine yatırım yaparsın. Kendini tanıma ile kendine yatırım yapan ahireti, ahiret gözüyle hadiselere bakar ki rahmet ilahiyeden, merhamet ilahiyeden, hikmet ilahiyeden, adalet ilahiyeden daha bir ileri hikmetini, rahmetini, merhametini sürmüyorsun. Allah canibinden kudretin azameti altında bakıyorsun. Adalet de neydi adalet? İffet, ona şecaat, hikmet sahibi olmak. Hikmet sahibi. Hikmet neydi? Bakkalcı hikmet değil bizimkisi. Bilim ve hikmet, muktezeye hale mutabık söz söylemek var ya davranmak. İçerisi nedir? Bilim ve ilmin cemidir. 20. sözde söylüyor. Bilim, hikmet nedir? Bilim ve hikmetin cemi, ustadın hayatının gayesi de
bunun tahakkuk etmesi için Medrese-i Zehra açmaktı. Evet, şimdi insanın mutlu olması adına kendimize yatırım yapmak için, hep bu mektubu okumak için bu kadar konuştum. Konuştum ama kitap okuyan insanlarsınız hepiniz. Bak, bu kadar insan var. Bu kardeşler de biliyor ki, külliyatta dolaştı. Dört tane insanı uyguladım. Kur'an'ın gayesi, insanın gayesi. Kainatın gayesi, İslamiyet'in gayesi. İspat-ı sani, nübüvvet, haşir, adalet. İspat, bunu kaldır, kendine monte et. İspat-ı sani, Allah yerine kendini koy. Peygamber yerine onun vazifesini kendine al. Hizmet etmek mesela. Peygamberin vazifesi nedir en büyük? Tebliğ etmek, yaşamak, insanlara tebliğ etmek, işte yaşamak ve hizmet etmek, tebliğ yerine dersi, risale okumak, derslere gitmek, nübüvvet işte. Ahiret, zaten ustadımız her fırsatta ne ispat ediyorsa ahiretle izah ediyor. Her şeyi ahiretle izah ediyor. Kabiri ahiretsiz ispat, zulümdür ya. Buradan baktığın zaman korkunç ya, çamurların içine katıyor. 60 sene beslediği nazik ve nazinin kulunu çamurun içine katıyor. Nasıl yorumlayacaksın şimdi? Kabiri nasıl yorumlayacaksın ahiretsiz? Evet, Kastamonu 117'den okuyor arkadaşlar. Kastamonu 117. Hakaiki imaniye her şeyden evvel, yani bu 5-10 dakika mukaddemeden sonra bu mektuba ancak biraz değer verebiliriz. Yoksa ülfet sarmalamış bizi. Biz hepimiz, herkes, burada olanlar hepsi külliyatı çok iyi biliyor. Ama noktayı nazarı değişirse ülfetten çıkarsın. Bak, Kastamonu neydi? Dış dünya var ya, bizim dışımızdaki. Yapayım mı, yapmayayım mı, diyeyim mi, demeyeyim mi, gideyim mi, gitmeyeyim mi, açayım mı, açmayayım mı, bunu okuyayım mı, okumayayım mı? Bunu biz, bu söylüyor. Şimdi bu dört tane yöntemle kendimize bakıyoruz şimdi. Hakaiki imaniye her şeyden evvel. Her şeyin dışında bir şey var mı? Yok. Hakaiki imaniye her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak. Ha, iman hizmeti her bir tamamıya, bütün faaliyetimiz, kitap çalışmalarımız, inşaat yapıyoruz, tekstilimiz var, öğrenciyiz, öğretmeniz, hocayız. Ha, bu zamanda hakaiki imaniye ile ilk birinci vazifemiz iman hakikatlerine meşgul olmak. İman hakikatlerine girince zamanım yok. Lan nasıl zamanın yok? Zamanı verene zamanın yok diyorsun. En büyük vazifeme zamanım yok. İnşaat yapıyorsun, tekstil yapıyorsun. Risale 5-10 dakika okumaya zamanın yok. Olmadı işte. O nispet olmadığı nispeti o kadar sıkıntı çekeceğiz. Hem ailevi sorun. Mesela ustad diyor ki 11. şuada. 11. şuada. Bir ailede ailenin saadeti nereye bağlı? Evde huzur niye yok diyor. Yani kısacası. Saadeti nereye bağlı? İmani bil ahiret. Ahirete iman o eve hakim olursa, yani ahiret gözüyle birbirimize bakarsak, yani bu benim eşimdir, dünyevi değil, ezeli ve ebedi, orada da benim eşim olacaktır. Başka, ahiret nazarı şu, hasenat seyyiatı. Hasenatı seyyiat hangisi galibiyse öyle bakacaksın. Bir tane kusur varsa hemen atmayacaksın diyor. Ve ahiret nazarı onlar yani. Ahirete iman bize ne getirmiş? Haşirde Allah nasıl muamele edecek? Birbirimize öyle diyeceğiz. Öyle diyor. Cennette benim eşim olacak. Ya kusursuz, sen kusursuz musun ki kusur? Hep bu oradan geliyor. Demek ki iman hizmeti en birinci maksat, sair şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek. En birinci vazife. He İbrahim? Diyor ya, kainattaki en yüksek hakikat imandır. Yani. He imandır. Ama bunu böyle şey yapıyoruz, ders yapıyoruz ama bunu eyleme elimizden kadar şey yapacağız böyle. Mesela diyelim ki nasıl olur? Her elimize kitap geçeni okuyamaz ya. Konferansta demiyor mu? Bir nur talebesini olur olmaz şey okutturamazsın. Öyle mi? Ama biz WhatsApp'ta, YouTube'da her şeyi dinliyoruz. Olmadı ki. Hani okutturamazlar, bir okutturmak değil söyle diyoruz. Olur olmaz kitabı her şeyi okutturamazsın. Çünkü onun diyor kafasında dikkat tabiri var diyor. Aman dikkat. Çünkü kelamda sihir vardır diyor. Sihri beyani 46 muhakemat. Yani videolarda, seslerde, görüntülerde sihir vardır. İnsan ona dönüşüyor. Risale-i talebesine dikkat vardı. Dikkat latifesi nedir? Öyle okuyoruz ya. Dikkat etmek lazım. Dikkat nedir? Dikkat latifedir. Peki bu nedir dikkat? Dikkat mehir abi, mehir. Mehirdir. Haram olan bir şey helal yapandır. Nedir o? Bir kızla nikahsız olmak cehennem diyor ayette. Zina ya.
O haramı helal yapan nedir? Neyse mehirdir değil mi? Mehir, dikkat latifesi de senin olmayan manayı sana yapan, sana mal eden latifedir. Dikkat, nazik ve nazininlerin diyor mehri olduğu gibi manaların da bize nazik ve nazenindir. Bize gelmiyor. Mehrini vereceksin o mananın. Helal haram, haram helal olsun diye. O mehir de neymiş? Dikkat latifesi. Külliyatta bir dikkat kelimesi öyle. Sıradan sokak tabiri değil yani dikkat. Mehirmiş. O zaman adam dikkatle kötü şeyleri izlediği zaman... Dikkatle kötü şeyleri seyrettiği zaman onunla nikahlanmaya çalışıyor. Onunla nikahlanıyorsun. Mesela... O zaman zina yapmış oluyor abi kafası. Zaten kendisi söylüyor. Hayalen fasık olur diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine... Düşünceler ve hayaller kebair yazılmamış. Ondan önceki ümmetlere hayal ve düşünceler aynı eylem gibi kabul ediliyordu. Merhameten bizim ümmete şey yapılmış. Öyle olmuş. Evet öyle olmuş. Allah Allah. Evet geçim. Sonra düşündüm. Onlara zulüm değil midir? Değildir. Niye? Şu küçük kafamla şöyle anladım. O zaman YouTube'lar, videolar yoktu. O zaman müzikler, şunlar bunlar yoktu. Adamlar neyi hayal edecek ki? Neyi görmüş ki? Neyi düşünecek ki? Şu anda binlerce yerden bombardıman geliyor. Bir sürü şey geliyor. Onlara seyretme dediğin zaman mantıksız olur. Neyi seyretmeyecek ki bir şey yok ki? 2500 kişilik Adana'da bir tane kavim varmış. Toros'tan orada taşlar yağmış ya sipsiyah. 1500 mi 2000 kişi. 2000 kişi bir sitede. YouTube yok, elektrik yok, video yok. Ya yani ne onlara denilir mi ki? Sen seyretme, dinleme. O zaman dışarıdan gelen malzemeler yoksa hayali bozuk değil, düşüncesi bozuk değil. Onlar normaldi. Hatta düşünceler ve hayallerin zorla yapardı adam. Şimdi öyle mi ya? Yani merhamet, yani adaleti görüyor musun ya? Evet, şimdi demek ki hakaiki maniye her şeyden, her şeyden evvel birinci vazife olması lazım. Risale-i Nur'la İmana hizmet etmek en birinci vazifemizdir Nur talebesinin. Zamanım yok yok. Kardeşim 5-10 dakikada olsa okuyacaksın. Mesela Kastam'da 22'de diyor ki... En çok ben şeyi merak ediyorum. Yani Peygamber selam... Sesin az geldiği için... Şey nasıl sığdırmış abi ya? Yani onu hiç düşünemiyorum. Yani mesela bugün birisiyle görüştüm bizatihi de gözlükçü değildim. O iyi ki gördüm dedi. Harflerin tabiatını soruyor bana. Kendisi çok uzman da bilmediği taraf var mı diye. Ben biliyorum adam çok uzman. Mesela o peygamberimizle alakalı bir şey söyleyeceğim de sen söyledin. Her bir harf toprak tabiatlı mı? Vav, lam, mim. Su mu? Ateş mi? Hava mı? Cehennemi anlatan ayetler ateş tabiatlı. Ve toprak tabiatlı harfler kullanılıyor. Yer yer hava tabiatlı da kullanıyor ama su tabiatlı kullanılmıyor pek. Şimdi ya... bu Hasan'ın Adana'dan arayan Hasan'ın şeyine cevap vereyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam ya Kur'an haşa Kur'an'ı kendisi yazsa harflerin tabiatına göre manayı dizmek veya manayı harflere göre dizmek harfler ona koymuyor. Ya buna ömrü yetmez ya. Ben o adamı ilahiyatta okuyor. Eğitim görevlisi bugün gördüm. Harflerin tabiatıyla uğraşıyor. Ben başka sahada söyleyince o harflerin bizdeki karşılıkları, lam hangi organa geliyor, mim hangi organa geliyor falan biraz ona bahsettiğim zaman şaşırdı. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunları mı nasıl düşünecek ya? Manaya göre harf dizilir mi ya? Yok ebcedi var, bir şey var, 40 tane vecicası var ya. At üstünde, ne bileyim devenin üstünde, hurmalıkta yaz dedi ya bir anda hiç alakası yokken, hurma dikerken ne bileyim çarşı pazarda ayet geliyor. Hakikaten tuhaf yani. Nasıl sığdırmış? Ne bileyim ya nasıl sığdırmış? Nasıl yapmış? Yani Allah ya. Allah ya. Arabadan geliyorum birisinin şiddette. Belki de derstedir. Kırıkanda. Şiddette onu hatırlıyorum. Ya kurtulamıyorum. Araba sürüyorum. Ya bir telefon ettim. Fesubhanallah diyor. Telefon aldım diyor. Şimdi dedi bir müşteri geldi. Dedi telefonu koydum dedi kuyumcu. Ya ikide bir ben de seni arayacağım. Abi bu ne ya dedi. Ne bileyim ya dedim ben de. Yani hakikaten Allah var ya. O beni şiddetle aramak istiyor, ben de şiddetle arıyorum. Nasıl bir şey ya? Ondan sonra rüya görmüş Arnavutköy hakkında. Ben de onun hakkında bir şey söyleyecektim. Tuhaf yani. Nasıl sığdırmış? Ne bileyim ya. Bir kere Kur'an'ın bir sıfatına, mesela Nazmaniye'nin sine
belagatına Sekkaki Zemahşeri ömür vermiş. Peki belagatını bitirmiş mi? Yok. Cafer-i Sadık, Muhiddin Arabi, Konevi Hazretleri harflerin sıfatlarına ömür vermiş. E ben şimdi 59 yaşındayım. Risale-i Nur'su batın manası, enfusu ile meşgul. Diğerlerinde tüfeğliyim. Sosyoloji tarafı olan var, belagat tarafı olan var, ebced tarafı olan var. Var da var yani. Gücüm, ömrüm yetmez ki. Sırf akla 5 seneden beri toplama yapıyorum ya. Ne 5 senesi ya? Zeytinburnu'ndaydık işte. E bitmiyor ki. Bir akıl kelimesi ya. E biter mi külliyat? E bu da normal mı yazılmış yani? Hapishanede zehir, ağaç, susuz, zehirle kıvranırken mana mı gelir ya? Dişini ağrırken tefekkür edebilir misiniz ya? Dişiniz ağrıyor, böbreğiniz ağrıyor ya. Ya böbreğin ağrıyor, kıvranıyorsun, manayı tefekkür ediyorsun. Ya zehir verilmiş, ayet-i kübra yazılıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bir düşün hele ya. Kütüphanede mi yazdı bu risaleleri? Akıl almıyor ki ya. Neyse, biz ancak aklım şunu anlıyor. Şeyde geçiyor, Mesnevi'de geçiyor, Kalı Mesnevi'de. Her şeyin aklı olmadığını aklım da söylüyor diyor. Şu güzel cümleye bak. Her şeyin aklı olmadığını aklım da şahittir diyor. Yani bir tanesi bu işte. Akıl olmaz ki. Akıl bir alet. Risale-i Nur'la hakaik-i maniye hizmet etmek en birinci vazife. O zamanım yok. Bugün almadığın eline ona zerre kadar hizmet etmedinse sıkıntı olacak o nispette. Hoca diyor ki, öğretmen, sınıfa girdim. Din adına bir kelime etmemişsem çıktığım zaman diyor dersten hemen o dersin işaretliyorum parasını yemiyorum diyor. Öğretmen ha? He ya, 2-3 kişi biliyor. Kendisi diyor. Mesela din adına ya bir şey demedimse, bir örnek, bir misal, yani bir iki kelime etmemişsem çıkıyorum. Ha bu dersin parasını işaretliyorum. O dersin parasını yemiyorum. Böyle kardeşler de var ya. Yani nasıl bir kardeşler? Acayip normalden şey yapıyor. Aynı o gittim diyor ben işaretledim. İşaretledim diyor. İndim öğretmen odasına. Baktım diyor iki tane solcu hoca da diyor. Kendileri nasıl birbirlerine nasıl fiskos yapıyorlar. O sınıfı bunu anlat bunu anlatma oradan ucu var falan diyorlarmış diyor. Birinci vazife bu kardeşim. Hakaik-i maniyeye, Kur'aniye, Risale-i Nur'la bizim vazifemiz hizmettir. Medar-ı merak ve maksud-ı bizzat olmak lazım iken Risale-i Nur'la imana hizmet etmek, medar-ı merak ya bu akşam mesela videolara, televizyonlara açık oturumuna girmekte yok ya bu neyin nesi ya? Bir bakayım şuna ya. Şu bakayım Abdülkadir-i Geylani 800 seneden önce ustattan demişti acaba böyle bir işaret yok mu ya 2021-22-23'te 8. şuada İmam-ı Ali'nin böyle sikey tasdiki gaybede yok mu? Aa bugün dedi de o ilahiyatçı. Abi yok mu ya böyle bir şey dedim. Var. Ama nerede var dedim sikey tasdiki gaybede bak görürsün bak. Ondan sonra neyse konumuz o değil. Biraz şey gösterdim bak. Yani merak edeceksin daha merak edeceksin. Merak. Medar-ı merak ve maksud-ı bizzat olmak lazım iken şimdiki hali alem. Maksud-ı bizzat olmasın. Bizzat bu olacak. Çünkü niye? Bu elimle o kadar insan gömmüşüm ki. Maksudu bizzat olanlar şimdi köşeye döndü. Ama bu dünyaya çalışmayacaksın, inşaat yapmayacaksın, öğretmenlik yapmayacaksın, tekstil yapmayacaksın demiyor. Diyeceksin ki beşeriyetim iktizası, çoluk çocuğum var. Tamam içtim hayattayım. Beşeriyetimiz var. Çalışacağız ama hayattaki düşüncem budur. İman ve Kur'an'a. Ben bu dünyaya niye geldim? Yoksa hakikaten anlamsız ya. Abi ben bu hastalıkta tam öğrendim abi bunu. Böyle nokta zerresine kadar abi. Eğer bu nokta yani bu hastalık bu bana bu şekilde gelmeseydi bu kesin manayı anlamayacaktım abi. O yüzden ya çok şükür diyorum. Tamamen fani abi dünya. Tamamen fani. Tam da senteden dönmüş ha bu adam. Biz takip ediyorduk seni. Senteden döndü. Bil yani. Bundan sonra hayatını... Bunun farkındayım. Yalnız yani fani olduğu bu kadar net hiçbir zaman görmemiştim abi. Bak, dünyaya çalışmayacaksın değil. Fikrini navigasyonuna bağlayacaksın. Haşa. Uydu Allah olsa, telefon bedendir. Telefondaki batarya hayattır. Telefondaki yazılım ruhtur. Uyduyla telefon arasındaki sinyal, navigasyon vahiydir. Bağlı olacaksın kardeşim. Yolunu görmen için vahiy devamı bağlı olacaksın. Günah yaptın. Navigasyon vazgeçmiyor senden. Yeniden hesaplanıyor diyor.
Yanlış girdin. Yeniden hesaplanıyor. Yanlış girdin. Allah bilmem neyini versin lan. Madem beni dinlemiyordun, niye açtın lan? Kapat diyor mu navigasyon? Demiyor. Navigasyon senden vazgeçmiyor. Allah da senden vazgeçmiyor. Ne yaparsa, nereye düşen de düş. Kul ya ya ibadiyellezine esrafu la taknetu min rahmetillah. Hafız okursana o girsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknetu min rahmetillah. İnnallâhe yeğfiru zulübe cemiyye. Manasında be hafız. Ey günah işlemekte haddi aşan kullarım, nefsine zulmeden kullarım. La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Niye? Şüphe yok ki Allah-u Teala bütün günahları bağışlar. Ya bütün. Bak navigasyondan kopmayın. Navigasyon bile sen yanlış girdin, yanlış yeter lan demiyor. Ümidi ki şeytan da ümidi kesmiyor. Navigasyon da senden ümidi kesmiyor. Allah senden ümidi keser mi? Hasan söyle abi, adaşım söyle bir şey mi diyeceksin? Hastanedeyken abi bir hafta boyunca bu ayet hep karşıma çıktı abi. Allah Allah. Yok, yoğun bakımdaydı ha. Direkten demiş. Ha? Direkten demiş. Direkten demiş. Öyle derler değil mi? Sen de misistisin değil mi? Evet abi. Maksudu bizzat olmak lazım iken. Tamam. Şimdiki hal alem hayat-ı dünyeviyeyi, hususan hayat-ı içtimaiyeyi ve bilhassa hayat-ı siyasiyeyi ve bilhassa medeniyetin sefahet ve dalaletine ceza olarak gelen gadab-ı ilahi. Bir tanesi dedi ki, telefon alıyor. Tamam şey telefon alıyor tabii. Gözlük alıyor. Gözlük alıyor. Bir şey yapıyor bilmiyorum. Bir yaptırıyor mu alıyor mu bir şey yapıyor kadın. Öğretmenmiş be. O ilahiyatçıyla konuşuyoruz ya. Dahil oldu. Ne dedi biliyor musun? Bir şey değil mi dedi size. Ben dedi duydum kulak misafir. Gözlük şey yapıyor. Ben sosyoloji öğretmeniyim dedi. Hep düşünüyorum dedi. Yani bu diyor insana bu hayat küçük geliyor. Yani bu elbise küçük mü geliyor dedim hanımefendi. Bu olmaması lazım. Ama hiç alakası yok ha dinle zahirde. Ölü gözüküyor. Hiç dedi bize uygun değil bu dünya diyor. O harflerden şey yapınca. Hakikaten başka bir anlam olması lazım ya. Hayatınıza sorun. Niye yaşıyorsun? Araba için. Olur mu şimdi bu? Niye yaşıyorsun? 5-10 sene makam için. Olur mu şimdi? Niye yaşıyorsun? Sırf çocuk olması için. Bunun için olur mu ya? Çocuk olması için. Niye yaşıyorsun kardeşim? Baklava yemek için. Allah'ını seversen ya. Bu bir hayata sorun. Sorun dedim orada. Bir hayata sor bakalım. Yani nasıl bulacağız dedi. Kendimizden daha değerli hayattan ve kendimizden daha değerli bir gaye olacak ki hayat yaşamaya değsin. Soru soracaksın. Mesela dedim ben yaşıyorum araba için. Ya değer mi? Böbrek, dalak, nefes alıp vermeye araba için değer mi? Para için değer mi? Kariyer için değer mi? Çocuğum olsun diye değer mi? Tarla toprak alayım diye değer mi? Ya bu nefes alıp vermeyi. Lan nefes almak ne kadar mucize ise ondan daha büyük mucizedir. Verebilmek. Nefes almak dirilmeye, nefes vermek mefte sebep. Sebebi gösteriyor. Ya hiç ölüm olmasa yaşanır mı bu hayatta ya? Nefes almak yuhi, ümit. Senden daha değerli bir şey olması lazım. Ne dedi biliyor musun? Cennet bile diyor insandan insana gaye olmaması lazım diyor. O dedi ha. Açık açık hal. Dedi onun için de oraya mı geleceksiniz hoca efendi? Hayır dedim. Hayır dedi. Ben de zaten itiraz edecektim. Diyor, cennet için olmaması lazım dedi. Ondan sonra Allah için olması lazım. O da olmaz dedim. Bir anda şu buz kesti orası ya. Yani Allah dedim kendisi için sıf olsa yani bizim buraya gelmemize gerek yok ki cennet dedi inkişaf ettirir. Ne kaldı dedi? Sen farkındalığını arttırmak için geldin. Resul malımız olan istidat ve kabiliyetlerimizi neşinemalandırmak için vahidi kıyası itibari ve nisbi dünyaya geldik. Ya Allah da değil sensin. Allah bile diyor ki beni mi tanımak istiyorsun? Kendini tanı. Men arefe nefse fakat arefe. Sen, hedef sensin. Kimin hedefi? Kendinin. Senin hedefin sensin. Arayan sensin, aranan sensin. Giden sensin, bulunan sensin. Soru soran sensin, cevap da sensin. Bilhassa hayat-ı siyasi ve bilhassa medeniyetin sefahat ve dalaletine ceza olarak gelen gadab-ı ilahinin bir cilvesi olan harb-ı umuminin. Şu anda harb-ı umumi var ha. Zannediliyor ki
Topla tüfekli olacak. Kardeşim bil fiil savaştayız. Vallahi diplomatik diyor. Diplomasi diyor. Ekonomi, dolar, euro, para en büyük savaş. Şu anda ekonomi savaşı yapılıyor. Silah da onun gölgesindedir. Toprak da, petrol da. Şu anda savaştayız. Bak ne diyor? Siz mi hakaiki imaliyle meşgul olmadınız? Ey Nur talebelerine söylüyorum. Cezası ne? Geçim derdiyle. Senet çeksetlerle. Efendim faiz ödemeyle. Yok abi kiran. Onunla olacaksın. Ceza o. Ceza bize, bize. Sana değil, bana. Neymiş? Bilhassa hayat-ı siyasiye, bilhassa medeniyetin sefahat ve dalaletine ceza olarak gelen gadab-ı ilahi. Nedir o? Faiz ödemek. Araba peşine koşmak. Allah unutturdu kendisini sana. Seni sana unutturdu. 26. sözde geçiyor ya. Siz mi Allah'ı unutturdunuz? Bak insanda, insanın gayesi Allah değil, birincisi kendisidir bak. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Allah'ın cezası nedir biliyor musun? Kafana toprak yağdırmıyor. Ne? Onlara kendilerini unuttur. Seni sana unutturdu. Seni sana unutturdu. Allah unutturdu demiyor. Seni sana unutturdu. A ceza? Abi sıkılıyorum. Tabii ki sıkılacaksın. 10 dakika risal okumuyorsun. Derslere gitmiyorsun. Bahane çok. Kusur bulmak bu kadar acayip ki. Dolu. Böyle takkeyi koydu. Bilmem ne yaptı. Şöyle gitti. Böyle dedi bana. 3 aydan beri derse gelmiyormuş birisi. Niye? Geldiği zaman dersten sonra çıkarken yolun o kenardaymış. Bir hoş geldin bir şey dememişim. Kızmıştır diyor. Kendisi en son 3 ay sonra telefon ediyor. Lan benim dünyam farklı dedim ya. Ders bitti salondan. Lan biz yaşlı adamız. Belki tuvaletimiz geldi. Hemen çıkıyorum dedim da yani. Ya ben sana gereken muamele yapamadım diye. Ne alakası var ya? Böyle bir olur mu ya? Böyle yaşanır mı ya? Hayatta gayet bu mu ya? Böyle olmaması lazım ya. Bir şey söyleyeyim size ama güleceksiniz. Rüştü abi 15 günde bir Zeytinburnu'nda bize fırça atmasa vallahi doğru söylüyorum. Belagat olsun diye anlatmıyorum. Yemin ediyorum bakın. 15 gün geçti hala bize fırça atmadığı zaman ulan genç işte 20 yaşındayız falan. Mutlaka kusurlarımız var. 15 gün oldu fırça atmayınca şöyle derdim. Bizi bıraktı. Bizimle ilgilenmiyor. İnan ya. Hiç ilgilenmiyor. Hiç kusurumuzu demiyor. Öyle oturulmaz, öyle kalkılmaz. Öyle şey yapmayın. Bak. Böyle bakın Risale, bunu şöyle yap. Hiçbir şey demiyor ya, 15 günde benim. Endişe ediyorduk lan, bıraktı bizi ya. Ne olacak ya, en büyük ceza. Çünkü Allah'ın cezası da öyle ya. Sen mi şey yaptın? Ha, sen mi aslı gayeni unuttun? Cezaya bak. Kafana taş yağdırmak, parasızlık değil. Seni sana unutturdu. Oku ayetini, bir de okur musun? وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ رَسُولُّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ Hüznü söyle de korkma ya, paralı değil. 26. sözde geçiyor. Evet hasta biraz evet. Olsun. Hasta olmayacak. Dalaletin cezası olarak gelen gadab-ı ilahiyenin bir cilvesiymiş. Neyle? Faizle meşgul olmak, arabanın peşine koşmak, daire şey yapmak. Abi duydun mu ya? Falan arsa satılıyor. Ha, bu gadab-ı ilahiyenin bir cilvesi olan harbi bunun tarafkirane damarları, asapları teyit eden, asapları teyit eden yani duygularımızı kendisiyle meşgul eden, sonra batını kalbe kadar hatta hakaik-i maniyenin elmasları derecesine o zararlı fani arzuları yerleştirecek derecesinde bu meşhum asır öyle şiringa etmiş ediyor ve öyle aşılamış ve aşılıyor ki şuraya bak aşılıyor ha piş piş piş, 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 piş. Birbirimize aşılıyor. O bir şey aldı ben de aldım. O bir şey gay yaptı, ben de gay yapıyorum. %90 üniversite desiner diye okuyor. Ne dedi şey? X buradaki şeyimiz bugün ikindeki yemekte. Dedim niye hocalığa başvuracaksın? Ya hatırladın mı? Ya akrabalarım baskısı olacak dedi. Onlardan nasıl kurtulacağım ya? En azından dedi bak başvurayım imamlığa da. Hem hafıza şey bitirmiş vesaire. Vakıf olacaksın ama akrabalarıma ne diyeceğim diyor ya. En azından başvurmuş olayım diyor gözükeyim. Yani anladın mı? Yani üniversitede böyle okunuyor vesaireler. Acayip ya, acayip bir garip asırdayız ya. Bak tarafkirane damarları, asapları teyit eden batını kalbe kadar hatta hakaik imaniyenin elmasları derecesinin o zararlı fani arzuları yerleştirecek derecesinde bu meş'um asır öyle şiringa etmiş ediyor. Şiringa var ya iğne. Ve öyle korona iğnesi gibi
Öyle aşılamış ve aşılıyor ki. Aşı aşı. Abi aşı olacak mıyız? Zaten aşılıyız lan. O zaman şurada abi, telkinat aşı olmuş oluyor. O işte. Mesela televizyon... Tarafgirlik aşı. Evet, televizyon sürekli telkin yapıyor ya. O aşılanıyorsun. Sen sürekli resene okuyorsun, seni aşılı alıyor. Aşılıyor işte. Hmm. Aşılı oluyorsun. Telkinat o zaman aşı oluyorsun. Boşuna laf demiyor ki bak. Aşılıyor diyor. Aşı aşı. Kimisi kafadan yiyor aşıyı, kimisi kalbinden yiyor, kimisi damardan yiyor, kimisi vesaire. Bak aşı aşılamış ve aşılıyor ki nasıl anlayacağız? Bak Risale-i Nur dairesi haricinde bulunan kim? Cahil sokaktaki adam demiyor. Ulemalar, belki de veliler, o siyasi iki içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle o hakaik imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp o ceyranların hükmüne tabi olarak hem fikri olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehli hakikati, belki ehli velayeti tenkit ve davet eder. Hatta hissiyat-ı diniyi o ceyranlara tabi yaparlar. Adam inanmadığını ben çok iyi biliyorum. Televizyon ekranında beşeriyetin en şerli adamını takdir ediyor. Onların içinde bulundu ya. Bulunmayacaktın. Beşeriyetin en şerli, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmiş gelecek en şerli insanı biliyor ama. Cahil değil, alim. Televizyonda o ekrana çıkayım diye artık ne düşünüyorsa o ceyrana tabi olmuş. Ulema, hoca, alim, deha, filozof, yazar, çizen. Bir de okuyayım, bir de böyle bakın. Risale-i Nur'un dairesi haricinde bulunan ulemalar, belki de veliler, o siyasi ve içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle hakaik imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp o ceyranların hükmüne tabi olarak hem fikri olan münafıkları sever, kendisine muhalif olan ehli hakikati, belki ehli velayeti tenkit ve davet eder. Hatta hissiyat-ı diniyeyi o ceyranlara tabi yaparlar. Din düşmanını... Bu hakikatler var ya, biz sabah akşam secde etsek şu hakikatlerin hakkını veremeyiz. Evet. Abi. Öyle bir hakikat var ki burada. Doğru söylüyor. Kara kalpli adamların uzantısı olan ellerini din adına öpecektik. Adamların ağzına bakacaktık ya, Allah'ın rızasını bundan alalım diye. Ey gidi ey. Bizi nereye bindirmişlerdi bak. Eğer bu insanlara dinimiz kalsaydı, bu insanlar bize rehber olsaydı, bu dersleri olmasaydı biz ne yapacaktık ya? Demek ki doğru böyleymiş. Demek ki yöntem böyleymiş. İnanmadığın halde böyle demek lazımmış. Allah Resulü böyle yapmamış ki. Kul ya eyyühel kafirun. La buduma tabudun. İlahir. Ustad böyle mi yapmış? Meclisten değil mi? Şu iki parmağımı gözüne sokarım senin demiş. Kainat en büyük hakikat namazdır demiş. Asılıyor, zehir veriliyor ama davasından yılmıyor. Ya Risale-i Nur bize neler vermiş ya? En aslında bakın, Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da. Fatiha'da Allah'ım ilmimi artır demiyoruz. İhdine sıraten mustakim. Hangi istikamet? Sonu, ortası, başı hidayet olan. Yani bu hangisidir? Öncekilere verdi ya bu istikameti. O istikamet, ihdine sıra, hidayet olan istikamet. Hidayet. Sadakat ya. Onun için sadakat birinci sıraya girmiş. Ebu Bekir Sıdık. Adalet ikinci sıraya girmiş. Hikmet, şeciat, iffet ikinci sırada. Üç, enfusçilik, Hazreti Osman üçüncü sırada. İlim dördüncü sırada hizmet ediyor. Çünkü ilim subut-u sıfattandır. Adalet, adl subut-u sıfattandır. Sıdıkiyet ise şuunat-ı zatiyedendir. Çok şükür. Şuraya bir de okuyayım. Risale-i Nur'un dairesi, Risale-i Nur dairesi haricinde bulunan, şaka demiyor ha, ulemalar, belki de veliler, ulema, belki de veli, tamam, şahsen bakımdan öyle. Şahsen kazan ama sen ve sana bakanların verdiğin mecreye bak. O siyasi bir, içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle, yani içtimaiyata girdin mi, bir partiye dahil oldun mu? Bir şey, bir siyasi bir şeylere, ceyranlara katıldın mı? Siyasi üstü bulunmasan, ben görüneyim, ben tanınayım, ben bilineyim, ben sevileyim vitrinlerde,
gaye yapmasan, siyasi parti putütüyle işin olmazsa, yani üstten bakıyorsun. Eğer bu siyasetle, ekranlarla başka bir maksat olursa, bak bu olur. Ne içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle, bunlar rabıta, bağ, seni bağlamış. Siyaset takip etmek, siyasi bir şey, videoları, haberleri takip etmek rabıtadır. Rabıta ya, bağ oluyorsun. Haber dinlememiş yapamıyorsun. Film seyretmemiş yapamıyorsun. Bahadır kardeşim, bak içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle. İçtimai rabıta işte. Ne varsa. Ne yapar? Hakaik imanın hükmünü ikinci. Mesela cüzünü okumamış mesela bugün. Ama birkaç tane film seyretmiş. Sorsan ona, hanımefendiye, beyefendiye, Hasan'a, ben kendime söylüyorum, zamanım yok. Niye yok? Ne bileyim ya. Ama filme zamanım var. O Instagram'ıdır, Facebook'lara bir sürü zaman var. Bir sürü zaman var. Onlara hakaik imaninin hükmünü ne yapmışız? İkinci, üçüncü derecede bırakıp o ceyranların hükmüne tabi olarak Facebook, Instagram bilmem ne siyasi değil. Mesela bugün herkes kendisine sorsun. Facebook, Instagram ne varsa, YouTube vesaire. Kaç saat vermişizdir? Kaç saat? Herkes kendi alemine baksın. Kaç defa şu cep telefonu açtın, tamam mı? Cep telefonu konuşmaya cevap verme hariç. YouTube'dur, biptir, miptir. Ne kadar videolara, şeylere takip ettin? Saate bak bakalım. En az 2 saat bakıyormuş abi Türkiye'de şu anda. Türkiye'de? En az günde. Günde 2 saat bakıyorlarmış. En az bile. En az. Vay be. Yapılan araştırma. Ve Kore, Japonya metrosunda çekilmiş. Adam ana gösterdi resmi. Herkesin elinde %99 değil %100 kitap okuyorlar. İşe giderken. Bizimkini çekmişler. %100. Herkesin elinde telefon var. Allah Allah. He ya. Vay be. Adamlarda abi iman olmadığı halde böyle bir şey var. Metro şeye bindim ben. Marmara'ya bindim Zeytinburnu'nda. Ümraniye derse gidiyorum. Kur'an okuyunca sol tarafım boş. Oturmuyorlar. Oturuyor kalabalık ha. Bu tarafa oluyor. Bu tarafa da oluyor. Pat diye kim gelse. Sivil kıyafetli. İstanbul valisi geldi oturdu. Ben de kim oturdu bilmiyorum ki. Dikildi iki tane izbanot gibi adam. Ondan sonra böyle korumaymış. İki tane. Ondan sonra ben hiç yapmadım. Dedim, Allah Allah. Dikilmişler. Ne bileyim bunu koruyorlar. Hoca efendi dedi. Allah kabul etsin dedi ya. Bize de dua et. Şöyle baktım. Ulan tanımadım. İnan tanımadım. İnşallah ama dedim ya. Kimsin dedim ya. Sen dedim benimle alakadar oldun. Aslında böyle nasıl da boş olduysa dedim. Dedi Allah bana sakladı dedi. Ben böyle dedim. Ben dedi tobe valisi değil. İstanbul Emniyet Müdürü. Ben dedi İstanbul Emniyet Müdürüyüm dedi. Ondan sonra baktım. İnanamadım yani. Tanımıyorum ya. Şaka mı diyor diye. Ondan sonra inşallah dedim ya. Allah sizi muvaffak etsin. Hayırlı işlerinize deyince biraz rengi şey yaptı. Ya genel yok. Allah hayırlı işlerde sizi muvaffak etsin. Kardeşim, ulemalar, belki veliler, o siyasi ve içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle hakaik imanenin hükmünü ikinci, üçüncü, dördüncü derecede, üçüncü derecede bırakıp, o ceyranların hükmüne tabi olarak hem fikri olan münafıkları sever. Şuraya bak. Kendine muhalif olan ehli hakikati belki ehli velayeti tenkit ve davet eder. Bize uygulayalım bunu. Mesela meşrep itibariyle. Meşrebim uymuyor. Adam ya düz okumuyor. Baksana ya. Meşrebim farklı. Mesela. Düz okuyor, okumuyor. Osmanlıca yazıyor. Osmanlıca yazmadın mı? Bitti. Ötekisi şimdi değil diyor ya Osmanlıca'nın hükmü kalktı diyor. Bu da var. Bu da var ya. İşte öyle olmaz mı? Ya ne yapıyor bunu? Bak nasıl gidiyor. Belki ehli velayeti bak. Kendine muhalif olan ehli hakikati. Belki ehli velayeti tenkit ve adavet eder. Ya bırak ya. Felsef ya. Adavet eder, tenkit ve adavet eder. Hatta hissiyat-ı diniyeyi o ceyranlara tabi yaparlar. İşte bu asrın bu acip tehlikesine karşı Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi şimdiki siyaseti ve ceyranlarını, ceyran şu, yani nereye bağlıysanız ceyran akıyor size. Videoya mı bağlısın, Facebook'a mı bağlısın, hangi şeye, mesela diyelim ki akşama kadın, daha çok kadınlarda internette alışveriş yapıyor. Mesela bir mal arıyor. Belki de rahat, insaflı söyleyeyim. Bir saat veriyor. Ne alacak? Mum alacak ya. Mum alacak. Ne bileyim. Kalem alacak. Bir şey yapacak yani. Bir çamaşır bir şey alacak. Bir iki saat. Ha, ceyran o.
Fişi taktın akıyor sana. Burada bak söylüyor. Baki Elmas'ta nerede geçiyor? Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi şimdiki siyaseti. Tamam. İki. Ve ceylanlarını o derece nazarımdan iskat etmiş ki bu harbi umumiyi bu dört ayda ancak bu dört ayda merak etmedim, sormadım. E şimdi Tayyip ne yaptı? Suriye'ye girdi mi, girmedi mi? Azerbaycan, Amerika ne oldu? Belki bir saat veriyoruz. Ustad, hem Risale-i Nur'un has talebeleri Baki Elmaslar hükmünde olan hakaiki maniyenin vazifesini içinde. Bir daha. Hem Risale-i Nur'un has talebeleri Baki Elmaslar hükmünde olan hakaiki maniye. Baki Elmas, hakaiki maniye. Yani insana içsel yapısını doyuran, doyunca harici ihtiyaç duymuyorsun. O bir meraktır. Kendini merak edince oraya kalmıyor. Hakaiki maniyenin vazifesi içindeyken zalimlerin santranç oyunlarına bakmakla vazife-i kutsiyelerine futur vermemek ve fikirlerini onlar ile bulaştırmamak gerektir. Bir sürü geveze yapılıyor. Saatlerce hükümet indirip hükümet koyuyorlar. Biz başkasından bahsetmiyorum. Hükümet indiriyoruz, hükümet kaldırıyoruz. Acayip ferdimizi. Bak hakikaten fikirle bulaştırmıyorlar. Cenab-ı Hak bize nur ve nurani vazifeyi vermiş. Onlara da zulümlü zulümatlı oyunları vermiş. Oyun. Onlar bizden istina edip yardım etmedikleri ve elimizdeki kutsi nurlara müşteri olmadıkları halde biz onların karanlıklı oyunlarına vazifemizin zararına bakmaya tenezzül etmek hatadır. Bize ve merakımıza dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envar-ı maneviye kafi ve vafidir. Yani içsel yapı, yani mesela Kastamonu diyelim ki layıkası. Kaç tane mektup var Kastamonu'da? Kaç tane mektup var? Sayan var mı? Mektupları mesela kaç tanesi dimağa, kalbe vesaire? Dimağa diyor ki yapma, düşünme. İki, vicdana diyor ki hissiyatını orada kullanma. Üç, kalbe diyor ki duygularını öyle yönlendirme. Kastamonu diyor ki ruha. Dört, latifelerini öyle kullanma. Kaç tane mektup var? Çok. Bir atıf okuyun mu sen? He? Bir okuyun mu atıf? Atıf oku. Hatta ehl hakikat, hakikat ve marifetullahı bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Ta kalp dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı, zevki, şevki, lüzumsuz, fani şeylerde telef olmasın. Ya bu nasıl bir kitap ya? Alıştır biliyor musun öyle? Ezber ya. Tabii canım öyleydi ya bu günle. Ya bir durunca yani Risale-i Nur'u bilmemiş olsak, bilmediğini kabul et. Şimdi de Bayrampaşa'da tekstil fabrikasından çıktın. Veya iş yerinden çıktın. Veya petrol ofisinde pompacıydın vesaire. Çıktın. Neyi, nerede, nasıl, niçin yapacağını nerede bileceksin? Belki de öyle olmak, mitinglere gitmek veya onları takip etmek, onların menfiliklerini takip etmek. Bugün bir tanesi soruyor tarafından. Abi diyor internette de solcuların şu sorular, hayır verme, muhatap olma, bu tuzaktır. Demek istiyor ki bana bir delil söyle. Sen, o senin kanaat. İkinci emirden de diyor ki İhvan-ı Müslim, Mısır'daki İhvan-ı Müslim'le nurcuların kıyasında anlatırken orada diyor ki onları iki sene meşgul etmişler. Tam böyle tebliğ edecek, dışarı çıkmış gafil Müslümana tebliğ edecek. Hemen zındık komitesi geliyor onları sorularla, soru sorarak meşgul. Hemen adam geri dönüyor, onlara sorularına cevap üretiyor. Böylelikle onunla meşgul olurken saf temiz insanlara ulaşamamışlar. Böylelikle iki senemiz gitti diyor. Tamam. O zaman hepsi internette şunla bunla adamlara cevap hazırlama. Senin cevabına mı dönüş yapacaksın? Niyeti varsa klavyeyle tak 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 herkes her şeyi bulur. Niyeti olsun yeter. Meşgul olma. Batılla meşgul olma. Tarihçe de diyor ki batılı da bileyim de daha güzel hizmet ederim. Hayır. Doğruyu bildin mi? Zaten onun dışı batıldır. Tarihçe de geçiyor. Meşgul olma. Bak yöntemleri görüyor musun? Tak tak tak. Bu kadar, insan ne kadar rahat ediyor. Mesela kendim çıldırırdım ya. Düşünün olan ben acaba siyasete koşturmak bence bu bilgileri orada mı yaysak konferanslara gitmek, parti teşkilatında bulunmak,
televizyon ekranlarındaki 7 tane televizyon, ulusal televizyon davet etti. Oraya konuşmak, şey yapmak. Hakikaten bu olur mu ya? Ehlinin bunu bildiğini anlatması, risaleleri. Bir sürü felsefe olurdu. Yo, niye gitmiyorum? Nefsim de istiyor. Diyor ki hayır yapamam, yapma, meşgul olma. Abi Kastamonu 130.000'de şöyle bir cümle var abi. Abi diyor ki halbuki benim binler adam kadar dünyaya bakmak münasebet var. Demek ki bakmıyorum diyor. Yani ben binler adamdan daha çok bakma ihtiyacım var ama bakmıyorum. Demek ki lazım değil. Daha çok tahrik ediyor. Biz bize ve merakımıza dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envar-ı imani kafi ve vafidir. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve bayramlarını tebrik ederiz. El-Baki vel-Baki Said Nursi aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Sorusu oldu. Bakayım ne var? Sadreddin bak Özbekistan'dan 171 tane mektup var diyor Kastamonu'da. 171 tane. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.